Biz İslam'a vermek için girdik arkadaşlar. Almak için girmedik. Allah-u Teala Hazretleri İslam'a vermek için girenlerin arasında bizi idkal eylesin. Amin. İslam'dan almak için girenler İslam'ın evlatları değildir. Kimdir onlar? Arkadaşlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada daha acayip hallerle de karşılaşmış. Hatta o bedevilerden ganimet malını Efendimiz'den alabilmek adına cübbesini yırtanlar bile olmuş. Efendimiz'e taarruz edenler olmuş. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar bu topraklarda maalesef işine gelmediğinden adaletsizlikle itham edenler olmuş. Adamın hiçbir hakkı olmadığı halde ganimet malından Efendimiz ona 50 deve veriyor. Hiçbir hakkı olmadığı halde. Diğerine 100 deve veriyor. Hiçbir hakkı olmadığı halde. Diğerine 20 deve veriyor. Hiçbir hakkı olmadığı halde. Ama o adam memnun değil. Daha çok almanın peşinde. Daha çok almanın peşinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen bugün haşa adalet yapmadın diyor. Tövbe suresinde okuyun arkadaşlar. Allah-u Teala Hazretleri öylelerinden bahsediyor. Onların istediğini verirsen onlar senden razı ve memnun. Ama istediklerini vermezsen ne ağızları durur, ne dilleri durur, ne kalpleri durur. Allah İslam'a karşı bizi bu hale de düşürmesin. Amin. Biz İslam'a vermek için girdik arkadaşlar. Almak için girmedik. Allah-u Teala Hazretleri İslam'a vermek için girenlerin arasında bizi idkal eylesin. Amin. İslam'dan almak için girenler İslam'ın evlatları değildir. Kimdir onlar? İslam'a almak için girenler Medine'de de konuşuruz. Münafığın derdi İslam değil. İslam'dan almaktır. İslam'dan çalmaktır. İslam'dan koparmaktır. İslam'dan menfaat devşirmektir. Ama Müslüman'ın şiarı nedir? Müslüman'ın şiarı gerekirse Mekke'den Medine'ye yurdunu vermektir. Evini vermektir. İşinden vazgeçmektir. Eşinden vazgeçmektir. Çoluk çocuğundan vazgeçmektir. Son kertede gerekirse Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de canından vazgeçmektir. Müslüman İslam'ı almak için girmedi. Müslüman İslam'a vermek için girdi. Canını da gerektiğinde Allah ve Resulünün yoluna feda etmek için girdi. O yüzden diyorum arkadaşlar şu meydanda çok hadiseler var. Efendimiz'i sevindirenler de var. Efendimiz'i ağlatanlar da var. Efendimiz'i üzenler de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tebşir edenler, iltifat edenler de var. Hepsinin Kur'an-ı Azimuşşan'da Bağhusus Tövbe suresinde yeri var. Onlara istediklerini verirsen senden iyisi yok Muhammed. İstediklerini verirsen en eftal sensin, en üstün sensin, en keremli sensin, en değerli sensin. Ama birine diğerinden az verdin, ona istediğini vermedin, istediği zaman vermedin. En kötüsü sensin haşa, en adaletsizi sensin haşa. O yüzden öyle diyor Peygamberimiz. Allah ve Resulü adalet yapmayacak, kim adalet yapacak? Biz nasıl inanıyoruz? Şöyle inanıyoruz. Hiç şüphesiz adil olan Allah ve Resulüdür. Hiç şüphesiz adalet yapan az da verse adildir. Çok da verse adildir. O Allah ve Resulü hiç vermese de adildir. Çünkü onu seven niçin sevmiştir? Lillah sevmiştir. Fillah sevmiştir. Karşılıksız sevmiştir. Bakın arkadaşlar Müslümanların kardeşliği de böyledir. Lillah ve fillah'tır. Bir karşılık beklemeksizindir. Bir karşılık almak için sevmez Müslüman. Ne için sever? Allah için sever, dini için sever, Resulü için sever, kitabı için sever, davası için sever. Karşısından bir menfaat göreceği veya bir menfaat beklediği için değil. Allah bize önce lillah ve fillah sevebilmeyi nasip eylesin. Amin. O sevgiyi bize inam eylesin. Amin. O sevgiyi bize ikram eylesin. Amin.